Sedat Bey merhaba. Merhaba. Biz küçük, şirin bir ilçe olan Amasra'dayız. Çok da güzel olan, etrafı da ve tarih bakanlığı bir yerde. Ve siz de tamamen tarihin tam ortasında Frog Güler Otel'deyiz şu anda, değil mi? Aynen. Siz Gülşah Güler ve Vedat Güler olarak karı koca bu yüreği işe yapıyorsunuz. Evet. Ama öncelikle ben faaliyetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden önce sizleri tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Öncelikle bayanlar diyorum. Gülşah Hanım, sizden başlayalım. Teşekkür ederim. Hikayeyi sizden dinleyebilir miyiz? Kendinizi ve burayı anlatabilir misiniz? Buyurun efendim. Yani aslında küçük bir işletmeyiz. Biraz da nesilden nesile devam eden bir yeriz. Çünkü burası bize kayınvalidemizden kalma. Evet. İlk o başlamış burada. Sonra da biz devam ettiriyoruz yeni nesil olarak. 6 tane güzel, küçük böyle samimi odalarımız var. Evet. Peki, biraz da Vedat Bey'e dönelim. Vedat Bey, sizinle ilgili miyiz? Evet. Gülşah Hanım'ın dediği gibi 1960 yılında annem Almanya'ya gittikten sonra 75'te buraya geldi. 75'te geldikten sonra pansiyon görevini yaptı. Kâgirev olarak geçiyordu burası. Evet. Daha sonra biz de İstanbul'daki bütün işlerimizi kapatıp buraya geldik. Yeni bir dekorasyon yaptık. 6 tane şirin bir oda yaptık. Evet. Ve Ağustos ayından beri hizmetteyiz şu anda. Harikasınız. Siz herkesin hayali olan bir şey gerçekleştirdiniz. Evet. Aslında. Kendi memleketinize de işte çok iş, o yoğun stresten ayrılarak buraya gelmişsiniz. Birazcık da buranın hizmetlerinden ben bahsetmek istiyorum, açmak istiyorum. Çünkü burası çok farklı da bir atmosfer olan da bir yer. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Bu bize yansıdı. Eminim ki hem izleyicilerimize hem de buraya gelenlere yansımıştır. Birazcık da odaların hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü burası çok farklı bir otel. Aynen. Her odası farklı bir yere bakıyor. Dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki. Ya bizim amacımız hem tarihi hem de odaları birbirine entegre etmekte. Mesela buradaki odamız tavşan odası. Bizim burada bir tavşan odamız var. Evet. Böyle yattığınız yerden orayı görebiliyorsunuz. Kurşuna dediğimiz odada burada küçük bir koyumuz var bizim. Eskiden kurşuna ismi veriliyormuş o koya. Evet. O yüzden burası bizim kurşuna odamız. Yine denizi ve koyu görüyorsunuz. Burası kale. Bir tarihin içindesiniz, bir kalenin içindesiniz. O yüzden de onu yansıtıyor burası. Beden dediğimiz yer aslında orijinali bedesten. Evet. Bizim ön tarafta seyir yerimiz orası. Çok bilinen bir yer. O yüzden de orayı da beden olarak isimlendirdik. Harikasınız. Peki. Aslında civarda birçok da otel görebiliyoruz. Evet, Vedat çok Bey. Var. Çünkü Amasra'da çok fazla ticareti de aynı zamanda buranın turizmi de çok canlı olduğu için ama sizi onlardan ayıran özellikler nelerdir? Neden sizleri tercih ediyorlar? Biz daha çok butik olaraktan hizmet veriyoruz. Yani bir küçük bir şirin kendi işte eşimle birlikte kendimize göre bir opsiyonladık bütün odalarımızı. Hepsinin dekorunu kendimiz yaptık. Hiçbirinden çalışma almadık. Biraz daha böyle nezih, arka tarafa bakıyoruz biz zaten tavşan odasına. Ön tarafa bakmadığımız için biraz daha ayırt ediliyoruz biz diğerlerine göre. Çok daha fazla sakin. Da çok fazla iç kısımlarda değiliz, dış kısımda olduğumuz için daha sakin oluyor. İşte tarihi yer, antik. Ondan dolayı en uçta olduğumuz için zaten, denizin üstünde olduğumuz için daha çok tercih edilmeye başladı zaten. Şu anda olmak istediğiniz ve yapmak istediğiniz noktada mısınız Güler Otel olarak? Yani şu anda evet istediğimiz yerdeyiz ama biraz daha yani pişmemiz gerekiyor. Biz de daha yeniyiz. 6-7 ay oldu ama biraz daha hareketlendirip işte daha neler yapabiliriz? Amasra için daha çok neler yapabiliriz? Onun peşindeyiz şu anda. Düşünce aşamasında tabii, çok tabii. Şey var. 2019'da var mı peki farklı projeler böyle ilgili? Yani benim niyetim aslında bunu başka bir mecraya taşıyabilmek. Hani bir tane daha şube demeyi sevmiyorum. Çok kurumsal bir kelime geliyor bana ama hani onu ilerletmek evet kesinlikle niyetim. Çünkü işin biraz mutfağından gelmeyiz biz karı koca olarak. Hem iş hayatımız hem çalışma hayatımızda bunların hepsi mevcuttu. Şimdi tam merkezinde olduk. O yüzden de daha çok insanla bir arada olmak istediğimiz için belki ikinci bir yer farklı bir şehirde ikinci bir yer olabilir. Evet. Yılların hayal birikimini sürekli her gün yenilemek istiyorsunuz. Yani. Evet. Kesinlikle. Çok güzel bir hava kazandırmışsınız Amasra halkına da civar yerleri. Çünkü kesinlikle. Burası aynı zamanda yakın olmasıyla da bilinen bir yer öyle değil mi? Sizi hangi bölgeler daha çok tercih ediyor? Daha çok herhalde Ankara İstanbul bize. Yani yakın noktalarda. Karabük, Zonguldak, Ankara, Bolu daha çok yaz döneminde Ankara zaten bir hayli fazlasıyla var. Ama Antalya'dan da gelen var, işte Diyarbakır'dan da gelen evet. var. Bizim her amacımız o zaten. Geliyor. Yani
yakın civar bir şekilde bu bölgeyi biliyor. Ama atıyorum doğudaki insan ya da işte o meşhur İzmirlerimiz, Bodrumlarımız hani burada da burayı da yaşamalarını istiyoruz biz o insanların. Mümkün olduğunca onlara da davet ediyoruz zaten, kendi arkadaşlarımızı da. Bakalım. Peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.